Bol çiçekli günlerde merhabalar. Bugün de sizlere sofralarımızdan hiç eksik etmediğimiz sumak bitkisi böyle hakkında sizlere kısa da olsa bilgiler vereceğim. Sumak faydalarını, hani nereden topladığımızı, nasıl bir ağaçta yetiştiğini anlatan kısa bir video olacak. Evet arkadaşlar, sumak bitkisi çalı görünümlü yapısı, kıpkırmızı çiçek ve tohumlarıyla görür görmez tanıyabileceğimiz bir bitkidir. Evet gördüğünüz gibi bitkimiz de bu şekilde harika görünüyor. Sofralarımıza nereden geldiğini sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Birçoğumuz bu bitkinin nasıl bir bitki olduğunu bilmiyoruz. Dünyanın en sağlıklı baharatlar arasında adı geçen genellikle soğanla ve maydanozla tercih edilen bir bitkidir. Aslında bir baharattan çok daha fazlası bu bitki arkadaşlar. Bunun e, sağlığımıza ne kadar faydalı olduğunu Bilirsek Sofralarımıza da o kadar çok Daha çok yaygınlaştırırız Evet toplandıktan sonraki hali sumağın Toplandıktan sonraki hali arkadaşlar bunlar Serin ve kuru bir yerde kurutuluyor bu şekilde Daha sonra tohumları ayırdık Bu şekilde ayırdık Tohumlarını da kurutuyoruz Ve öğütüyoruz. İstediğimiz zaman da öğütüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz de bu şekilde ormanlık bölgelerde, dağlık bölgelerde topladık. Kurutuyoruz şu an. Ve kuruduktan sonra bu şekilde tohumlarını ayırdık. Sizlerle de paylaşmak istedim bu aşamalarını arkadaşlar. Gerçekten kendi doğal olarak bulduğumuz sumaklar çok çok daha faydalı. Katkı maddesi olmayan harika. Evet arkadaşlar sumağın faydalarına gelmek istiyorum. Biraz da değinmek istiyorum. Mideye iyi geliyor. Sık yaşanan sindirim sistemini düzenliyor. Bağırsak hareketlerinin dengelenmesini sağlıyor. Kan şekerini dengelenmesini sağlar. Toksinleri vücuttan uzaklaştırıyor. Hastalıklara karşı vücudumuzu koruyor. İltihaplı bölgelerin iyileşme sürecini hızlandırıyor kalp ve damar sağlığını koruyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. İdrar yollarına iyi geliyor. Cildin temizlenmesine destek oluyor. Ciltteki yaşlanma karşıtı bir etkisi olduğu için de sıkça tüketiliyor. Kadınların regli dönemlerinin rahat geçmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi vücudumuza da hani bir baharattan çok daha fazlası yararı var arkadaşlar. Bizler de bu sumağı çokça tüketmemiz lazım. Hani insan sağlık için bile bu baharatı evinden eksik etmemesi lazım. Bizler genelde soğan salatalarımıza, yumurtalarımıza, maydanoz salatalarımıza sıkça kullandığımız bir baharat türüdür. Bugün de sizlere bu baharatı tanıtmak istedim. İnşallah bir faydam olmuştur. Yeni bir çiçekli günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.